Akbelen Ormanı'nda bugün kesim var, katliam var. Sabahın 5.30'unda yine askerleri, yine kolluk güçlerini nöbet alanımıza gelerek, burada barikat oluşturarak, yolları tıkayarak, kapayarak, jammer koyarak, telefonlarımızı engelleyerek sesimizi duyurmaktan, sesimizi kısmaya çalıştılar. Eve gidiyoruz, evin yanında jandarma. Yola çıkıyoruz, yola jandarma. Burada durdurulması gereken kim? Köylü mü? 2 senedir burada niye nöbet tutuyor köylü? Ormanlar yanmasın. Ormanın şu anda askerin görevi ne? Çıkan yangınları engellemek değil mi? Burada ağaç kesimine bizim karşımızda duruyorlar ya. Yani. Burada engellemesi gereken köylü değil. Burada 100 testereyle Akbelen Ormanı'na girmişler. Neyin acelesi bu? 100 testere demek ne demek? Kesinlikle bu mücadeleyi bırakmayacağız. Topraklarımızdan çıkmayacağız. Burada doğduk, burada öleceğiz. Gerekirse o yola yapışacağız, atacağız kendimizi. Komite olarak da toplanacağız. Ne yapacaksak, neye karar vereceksek. Ama bu Akbelen'i tamamen kesmelerine izin vermeyeceğiz. Herkesin buraya akın akın çıkıp gelmesini istiyoruz. 4 senedir bir mücadele. 2 senedir burada bir emek var. Burada bir direniş var. Burada bir nöbet var. Herkes sesimizi duydu. Akbelen yuvamız yaşasın dedi. Bugün birlik olma zamanı. Bugün beraber olma zamanı. Biz halkız. Biz haklıyız. Ya burada hukuksuz bir kesim var. İsyan ediyoruz ya. İsyan ediyoruz yani ya. Askerimizi, devletimizi, jandarma. Devlet yok zaten, gördük yani. Burada hukuk da yok. Burada adalet de yok yani. Burada kesim ya bangır bangır Akbelen Ormanı kesiliyor ya. Yetişin ya. Böyle beklemeyeceğiz. Böyle beklemeyeceğiz. Karar alacağız. Gerekirse o kesim yerine gideceğiz. Yatacağız o testerelerin önüne. En başından beri söylediğimiz gibi. Gözaltına da alınmayı göz alıyoruz. Ne yapacaksa yapsınlar. Bu ormanı bu şekilde feda etmeyeceğiz onlara. Burada 2 senedir boşuna durmadık biz burada. Boşuna emek vermedik biz burada. Akbelen yaşasın dediysek gönülden söyledik bunu. Toprağımızı vermeyeceğiz bu aşk gözlü şirketlere.